Şimdi arkadaşlar, ben biliyorsunuz İstanbul'dan Eskişehir'e taşındım. Ara ara da öğrencilerim bunları bana soruyor. Hocam memnun musunuz işte vesaire gibisinden. Hatta geçenlerde bir öğrencim sorduğu için ben de işte memnunum diye cevapladığım bir videonun altına yorum yazılmış. Sen böyle bir video çekiyorsan memnun değilsindir ben sana söyleyeyim diye videoyu bile izlemeden. Bu konu birazcık merak ediliyor. İşte gördüğüm kadarıyla İnsanlar bu taşınma kararını nasıl verdiğim, işte verdikten sonra bir sorun yani pişman olup olmadığım ya da işte sorun yaşayıp yaşamadığım gibi konuları merak ediyorlar gördüğüm kadarıyla. Bugün de öyle bir soruyla başlayacağız. Biraz da biliyorsunuz ilk sorularda biraz sohbet konularını ön planda tutuyorum. Şimdi arkadaşınız aslında bana keşke daha fazla bilgi sağlasaydı bu şeyle ilgili, bu sorusuyla ilgili. Kendisi bana LinkedIn'den ulaşmış Yunus Bey. İşte hocam siz İstanbul'dan taşınmanızı anlatmışsınız, videonuzu izledim. Vaktiniz varsa bazı konularda sorular sormak, fikrinizi almak isterim demiş kendisi. İşte benzer bir süreç içerisinde olduğundan bahsetmiş. Ben de arkadaşlar Yunus Bey'e dedim ki, Yunus Bey hani şimdi birebir yazışmak için, tabii şimdi şöyle düşünün, ben Yunus Bey ile birebir yazışarak ona yardımcı olsam, o konuştuklarımdan Yunus Bey'den başka kimse faydalanmayacak. O yüzden ben bu soruları özellikle canlı yayınlarda yanıtlıyorum. İşte canlı yayına katılırsanız ya da işte canlı yayına katılamasanız bile sorunuzun detaylarını biraz paylaşırsanız o konularda destek olmaya, hani fikirlerimi, tecrübelerimi paylaşmaya çalışayım dedim. Yunus Bey bugün aramıza katılır mı katılmaz mı bilmiyorum. Ama detay vermedi arkadaşlar. Yani aslında keşke, ya işte şöyle bir yerde çalışıyorum, şöyle bir süreçten dolayı İstanbul'dan taşınsam mı taşınmasam mı diye düşünüyorum gibisinden böyle konuyu biraz daraltsaydı benim için. Çünkü bu şehir değiştirme konusu ya da işte kariyerinizle ilgili kritik kararlar verme konusu o kadar kolay olmuyor. Yani bir sürü farklı açıdan işe bakmak gerekiyor. Bugün arkadaşlar ara ara öksüreceğim, kusuruma bakmayın lütfen. Mustafa Bey hoş geldiniz. Ben de burada şimdi Yunus Bey'den özel spesifik bir şey gelmediği için arkadaşlar kısaca bu taşınma işlerinde neleri göz önünde bulundurmak lazım? Yani kariyere dair Rasim Bey hoş geldiniz. Kariyere dair agresif değişiklik yaparken diyebiliriz aslında buna. Nelere dikkat etmek lazım? Şimdi arkadaşlar birincisi ben bu konuda tavsiye alınırken Türkiye ortalaması olarak kabul edilebilecek bir insan değilim. Hani benim sosyal hayatım, üniversitedeki işte çevrem, üniversiteden sonra önüme düşen yani oluşturduğum çevrem diyelim yine çok standart şekilde ilerlemedi. Üniversitede işte birazcık ben hep böyle tekil kaldım, biraz böyle yalnızlaşmak zorunda kaldım diyelim. O konulara çok aşırı girmeden. Bundan dolayı da arkadaşlar ben tek başına çok rahat yaşayan bir insanım. Yani mesela bir şehre taşındığımda bana şut atabileceğim bir basket potası olursa şehirde herhangi bir yerde, ara sıra çıkıp yürüyebileceğim bir güzel bir ortam olursa, yani yürüyüşe çıkabilirsem, gidip basket şut atabilirsem işime ek olarak, ben zaten bir şekilde mutlu olabiliyorum. Evde de kendi hobilerim oluyor. Yani hobi edinmek, kendine hobi uydurmakta da başarılı bir insanım. Burak Bey hoş geldiniz. Sorunuza birazdan değineyim. Yani benim arkadaşlar kendi kendime mutlu olmak konusunda hiç sıkıntım yok. Öncelikle bunu söyleyeyim. Eğer siz çok sosyal bir insansanız, işte çevremi değiştiremem diyorsanız benim söylediğim şeyler sizin kariyer planınızda çok direkt beni taklit etmek sizi mutsuz edebilir, öyle söyleyeyim. İkinci olarak işte bu konuları bakın daha iş konuşmaya başlamadık. İşten önce arkadaşlar kendinizi mutlu olacağınız bir ortamda tutmanız lazım. Yani bir şekilde mutlu yaşayabileceğiniz bir düzen kurmanız lazım. Bunun anahtar bileşenlerinden birisi yaptığınız işten keyif almanızdır. Bu kesin, bu %100. Ama işte bu yaptığım işten keyif alayım derken yaptığınız sert manevralar, işten ayrılmalar, iş değiştirmeler, işte şehir değiştirmeler
size çok farklı sosyal etkilerde de bulunuyor. Bunu da çok iyi değerlendirmeniz lazım. Yani ben oraya gittiğimde ya da işte iş şu anda bu işten iş anlamında memnun değilim ama sosyal ortamımdan memnun muyum? Başka bir iş yerine geçtiğimde aynı keyifle çalışabilecek miyim gibi değerlendirmek lazım. Yunus Bey, bu şey sorusu sizin mi? Siz misiniz? Şehir değiştirme ile ilgili soru. Şu anda konuştuğum soru sizinse lütfen bu konuyla ilgili yazın. Bir Yunus Bey gelmiş, hoş gelmiş. Sizin sorunuza da ayrıca da değineceğim. Şimdi arkadaşlar, dediğim gibi birincisi ben bu sosyal değişikliklerden hiç etkilenmedim. Kesinlikle hiçbir zaman benim evlensem mi, evleneyim, aa şu kız güzelmiş, şu hanımefendi muhasebedeki bilmem ne hanım, işte ne bileyim mühendislikteki bilmem ne hanımla Süleyman'cığım seni baş göz edelim denildiğinde işte ben evet ya insan evlenmeli, bir çocuk olmalı, bir yuva kurmalı diye düşünmedim hiçbir zaman arkadaşlar. Benim hayatım boyunca en büyük önceliğim yaptığım işin içime sinmesi, gururlu bir şekilde hiç böyle ama ya şurası da şöyle ama falan diye kıvırmadan yaptığım işlerle övünebilmekti benim her şeyden önceki önceliğim. Bu şartı sağlamadıktan sonra başka hiçbir şey benim için öncelikli olmadı. Her şeyden önce bunu başaracağım ya da bunu başarmaya çalışırken olmayacak, debelene debelene işte o süreci yaşayacağım. Ya başaracağım ya da başaramazken işte hani get rich or die trying var ya, hani zengin ol ya da denerken öl. İşte ben de etik ol, içine sineni bul ya da onu bulma sürecinde öl tarzında ilerledim. Teşekkürler Hakan Bey. Tamamdır Yunus Bey, sizin sorunuza değineceğim. İşte o yüzden ben belki çoğunuza göre birazcık cesur davranmış olabilirim. Çok uzatmadan şöyle söyleyeyim. Birincisi, bir işi değiştirecekseniz, yani bir iş değişikliği yapmayı düşünüyorsanız en önemli tetikleyici şu olması lazım arkadaşlar. Yaptığınız işe baktığınızda ben bu işi ölene kadar yaparım diyor musunuz? Ya da o anki haliyle ölene kadar yaparım dediğiniz bir durumda değilse bile iş yerini size zamanla güzel bir ilerleme, işinizin niteliğinin artacağı, bakın kazanç demiyorum, işinizin arzu ettiğiniz niteliğe kavuşacağı bir plan sunuyor mu? Bunlara bakıp öyle karar vermelisiniz. Türkiye'de ne yazık ki genelde sizi belirli bir amaç için bir işe alıyorlar ve sabit o işi o şekilde yapa yapa kariyerinizin öyle devam etmesi bekleniyor. Yani Türkiye'de böyle çok fazla ya Süleyman'cığım bu yıl şunu yaptık, gel seneye de bunu yapalım, gel öbür yılda şöyle bir atılım yapalım, şöyle bir değişiklik yapalım, şöyle bir yeni bir vizyonla hareket edelim denilmedi bana. Bana hep şey denildi işte, ya Süleyman'cığım güzel, sen işini iyi yapıyorsun, biz de yapılan işten memnunuz, satışlarda iyi elhamdülillah, bu işi böyle aynen devam edelim, hiç icat çıkarma başımıza denildi genellikle arkadaşlar. İşte böyle olduğunda ben bu iş yerinde kaldığım sürece yerimde sayacağımı hissettiğim zaman o işlerden hep ayrıldım. Yani bir iş yerinde çalışırken, hayatınızı kazanırken bir yandan da kendinizi geliştiriyor olmanız lazım. Kendinizi geliştirmiyorsanız arkadaşlar o iş yerinde sizden memnunlar ama eskaza o iş yeri 2 gün sonra battığında siz kendinizi bir sonraki çalışacağınız yere pazarlarken kendinize yeni şeyler katmanızı sağlamıyorsa mevcut çalıştığınız iş, özellikle kariyerin başlarında bu çok büyük bir problemdir. Yani beni burada seviyorlar, yaptığım iş basit ama güzel maaş veriyorlar, bu basit işten de memnunlar diye düşünürseniz, 2 gün sonra başka bir işe geçmeniz gerektiğinde, başka bir firmaya geçmeniz gerektiğinde, siz ne yaptınız 10 yıldır denildiğinde, 10 yıldır ben mesela bunu küçümsemek veya şey için söylemiyorum, ben 10 yıldır çekmece çiziyorum derseniz ve hep aynı şekilde çiziyorum, o bir problemdir. Şimdi arkadaşınızın sorusunun, yani ben iş değiştirme kararımı hep böyle aldım. Tabii bazen de kişisel sebeplerle, işte patronla çok anlaşamadığımızı gördüm. Yani şunu söylemişliğim vardır. Süleyman'cığım devam edecek misin, çalışacak mıyız denildiğinde, ya benim karakterim sizi çok yoracak belli oldu demişliğim vardır mesela. Hani
Ben sizinle çalışırım ama siz benimle çalışırken sürekli bu sorunları yaşayacaksınız. Sürekli benim bu karakterimden dolayı yorulacaksınız dediğim mesela vardır benim de arkadaşlar. İşte şimdi şehir tarafına gelelim. Şimdi arkadaşınızın işte sorular şehirle ilgili ne sormak istemiş olabilir? Aslında arkadaşlar muhtemelen şehir değiştirme ile ilgili konular sorunun başında söylediğim şeyler. Yani işte bir ortam değiştiriyorsunuz, adapte olabilir miyim? Mutlu olabilir miyim? İşte bu riski aldığıma değer mi değmez mi gibi sorulardır. Arkadaşlar bunların da kimse size garantisini veremez. Ama dediğim gibi eğer kendinizden başkasına zarar vermeyeceksiniz bu kumarı oynayarak. Şimdi iş değiştirmek artı şehir değiştirmek sonuçta bir kumar. Yani onun %100 bir garantisi yok. Nasıl bir durumun içerisine gireceğinizin %100 bir garantisi yok. Siz olabildiğince iyi bir değerlendirme yaparsınız. Sonrasında işte gerisi de birazcık yaşayarak göreceğiniz şeyler. Birincisi başlıkta da söylediğim gibi benim bu kararlarda arkadaşlar kendimden başka zarar görecek bir ailem olmadığı için ben böyle şeylerde çok agresif davranabiliyorum. İstanbul'da da ben her iş değiştirdiğimde o işin olduğu yere taşındım. İstanbul'da ben çalıştığım her işe yürüme mesafesine taşındım. Yani istisnasız bir iş hariç. O da Mall of İstanbul'daydı. Yani etrafında yürüme mesafesinde çok böyle oturulacak, severek oturacak bir yer yoktu. Ya Mall of İstanbul'un kendi plazasında kalacaktım. O da İstanbul'daki diğer her yere çok ters. İşte bu direkt yürüme mesafesine taşınabilmemin sebebi benim neydi her zaman? Okulunu değiştirdiğim için canı sıkılacak bir çocuğumun olmaması. İşte bir de eşimin iş yerinin nerede olduğunu düşünme zorluğumun, sıkıntımın olmaması. Teşekkürler Burak Bey, hoş geldiniz. Şey konusunda da toparlayayım. Biraz böyle gevşek bir sohbet oldu ne yazık ki. İşte arkadaşınızdan çok fazla bana bilgi gelmediği için. Cesaretinizin karşılığını alır mısınız bu tip manevralarda? Arkadaşlar kötüsünü düşünerek hareket etmeniz lazım. Kötüsüne razı olmanız lazım. Hani ben şimdi böyle bir iş değişikliği yapıyorum, şehir değişikliği yapıyorum. İyi olursa şöyle olacak, kötü olursa da en kötü de aşağı yukarı böyle olacak diye bir analiz yaptığınızda o kötüsüyle bir süre idare edebilmeniz lazım. Yani o kötü süreci yaşayacağım. Şu anda işte ne bileyim belki geliriniz düşecek. Belki işte konforlu yaşadığınız sosyal ortamdan gidip hiçbir değerinizin olmadığı, hiçbir tanıdığınız insanın olmadığı bir sosyal ortama geçeceksiniz. İşte o düşüşleri, o kayıpların olduğu ilk zamanları ben sineye çekerim. Gerekirse bir yıl öyle yaşarım diyebiliyorsunuz böyle şeyler yapmak lazım. Son teknik bir şey. İşte uzaktan eğitim. Ben İstanbul'dan niye taşındım? Bunu daha önceden söylemiştim. Ben artık arkadaşlar bütün işlerimi internet üzerinden yapıyorum. Bütün işlerimi uzaktan yapıyorum. Yani İstanbul'da fiziken var olmanın benim için bir getirisi olmamaya başlamıştı. Artı işte zaten ekonomik durumlar vesaire götürüsü olmaya başlayacak gibi. Yani deprem konusunu biliyorsunuz. İşte yürüyüşe çıkıyorum. Bazen ben çok uzun yürüyüşler yaparım. İşte atıyorum İstiklal'den Galata'ya yürüdüğüm şeyler vardır. Süreçler vardır. Yürüdüğüm yolda işte bir ay hani 40 yılda bir oluyor ama yürüyüş güzergahımda bomba patladığı haberini alıyorsunuz bir gün. Yani her zaman ol tabii her hafta olmuyor böyle şeyler. İşte ne bileyim göçmen problemi, taksi problemi vesaire vesaire derken benim için eksiler artılardan çok olmaya başladı. Dediğim gibi bir de işimi de tamamen İstanbul artık online'da yaptığım için İstanbul'a bir zorunluluğum da kalmadı. Ben İstanbul'u severim. Ama işte eksiler daha çoğalmaya başlayınca arkadaşlar ben ufak ufak taşındım. Şimdi bu sohbeti burada bırakayım. Daha önceden de biraz konuştuğumuz şeyler. Arkadaşınız da bunu izledikten sonra tekrardan altına yorum falan yazarsa ya ben şu açıdan sormuştum, şu yüzden danışmak istemiştim derse ne ala. Ama zaten arkadaşlar bu tip şeyler biraz kendinizin oturup
iyisiyle kötüsüyle bütün aklınıza gelebilecek her açıdan değerlendirmeye çalışıp karar vermeniz gereken şeyler.